9-12-2020 Nöri Sistem 2 Yağan ışığı kodlarken şunu iyi anlamalıyız ki büyük gök kapıların kodlanmış ilimle kayda girdiği hak tahta mahfuz bir ilimdir. Her şey yeşilden başlayıp yoğunlaşır ve kodlanır. Yeşil sınırdır. Siyah renkte kodlanış için en alt sınırdır. Yeşili halik kılmak muktediriyetle, mutlulukla ve hologramları aşmakla mümkündür. Hepimizin geçişi için bu renk kesin olarak gereklidir. İnsanın dediği hepimizin ilmidir ama her şeyin hak tahttan bildirilmesi de gereklidir. Bütüne hizmetçilik bu şekilde olmaktadır. Bizler bugün yeşilin ilminden öte ilmi kaleme çektiğimizi bilerek bu yoğunlaşmayı bu şekilde sağlayacağız. Her şeyin daha iyi olabileceği bir dünya kültü devrededir. Burada olanların sonsuz sahaları kodlayabildikleri de kesinlikle bilinmektedir. Har yükselmedikçe yağmur yağmaz canlarım. Bu nedenle harı yükseltiyoruz. Ve harın yükselmesiyle birlikte yağan ışık mukaddime dediğimiz o yaşamı kodlayacak. Sessiz sahaları seslendirebilmemiz için has olmamız da gerekir. Has olmayanın has olanlara kodlanması imkanı yoğun ama hologramdadır bu kodlanışlar. Biliniz ki hologramın aşılması gereken bir dünya gücüdür devrede olan ve bu güç bütüne hizmetçilikte en büyük kürzün siyahlığı kodluyor. Hak tahtın tekniğinde bu vardır. Bizler dünya planetinde kodlama yaparken her şeyin üstünde bir şarkı okuyoruz. İşte bu şarkı ilim şarkısıdır. Temiz bir dünyadır emeklerimizle yaşama kattığımız. Bu temiz dünya bütüne hizmet için şarttır. Şafak sökmeden bu görev kodlanmamıştı. Artık biliyoruz ki şafak sökmüştür ve bu saha mutlak kayıtlamalarla dürümlere inmiştir. İyi bir Türkiye çalışması, ıslah olan kelam kayıtlamaları yapabilenlerle gerçekleşir. Ve burada olan her olan kaynak ışık verdiler ve gerçek insan olmak üzere gök kapıları açtılar. Gözün görmediği hiçbir yaşam yoktur burada. Her yaşam izlenir, gözlemlenir ve toprak toplum tohumları kodladığında kaynak ışık diriliklerle çekilir. İşte yapmakta olduğumuz budur burada. Önemli olan dünya planetinin gerçeğidir. Biz bu planeti has tahtla tahtsiz olarak kodlarken buraya tayin ettiklerimiz var. Onlar kök kayıtlamalar yapmak üzere bu çalışmaya dahil oldular. Her tayin edilenin hakkın kalemi olma ihtimali olmadığında muktedir olanlar mutlak kapıları has tahttan teknikle kayda aldılar ve göz gördüğünde görevleri kodlandı. İyi ki dünya insanı şafak oldu ve hak oldu. İyi ki düzen kodlaması yaptı. İyi ki hakkın kalemini kodlayarak mutlak kapıları açtı. Biz o kaynak olarak görevi tahsissiz şekilde yapmaktayız. Gerçek şudur ki insan çarık çıkarır ve yaşama kodlanarak ilimle iner. Ama insanın kendini dinleyebilmesi zor değil mi? Zordur. Sorumluluktur. Bunu başarması gerekir. Her insan bir kelamdır. Her insan bir kahadır ve büyük bir güçtür. Ama her insanın kendini dinlemesi mutlaka şarttır. Eğer kendini dinlemeyen olursa yaşamı kodlayamaz. Biz dünya planetine inerken her birinizin yaşamı hak edip kodlamasını istedik ve sizleri göreve aldık. Ama çoklarınız kendi yüreğinizi dinleyerek kontrol kurmaya çabaladınız. Yarınları kodladığınız zaman halik olmadan yaptınız. Yaşamı mutlaka dinlemeli ve dinlemelisiniz ki
bu yaşama hak olarak kodlayabilirsiniz. Çok ölür derdi bu planet. Herkes kelama hak olmadan, yolu kodlamadan yaşamdan gitti. İyi anlayın ki tümü öldüler. Ama diriler de oldu. İşte o diriler mutlak kayıtlamalarla tüm sahaları kontrol altında tutarak bu çalışmaya dahil edildiler. Bizler tüm insanlık için bu çalışmayı yapmaktayız. Çok mutluyuz ki doğal dünyanın kök kayıtlamaları burada oluyor. Doğal dünya tohum olarak kontrol kuracak ve gerçek çalışma bütüne hizmetçilikle yapacak. Asıl dünya ölüler diyarı denilen planetin hak tahtındaki kelamı kodlamak ve yolu kayıtlamakla kati olarak hakka varacak. İşte o has olan dünya, has olan düzeni kati olarak kodlayacak. Alabilirsiniz değil mi? Olabilirsiniz de. Ama toprağa tohum olmadıkça yaşamıyorsunuz. Bunları iyi anlayın. Eğer siz bilgiyi olduramazsanız, bilişi kodlayamazsanız, kaleminiz kodlanmadığından kanatlanıp uçamazsınız. Aşkın sırrını anlayamazsınız. Çarık çıkardığınız an çerçeveli kalırsınız. Biz size el verdik, ol dedik ama öz görevinizi bilip olun. Kuruç halinde birliklerimiz var bugün burada. Tümü ıslah olan kelam kapılarından girdiler. Hepsi ışığa kodlandılar. Çorba pişirdiler. Ve biz o çorbaya şarkılarımızı, toprağı tohumlayan dilimizi, deliliğimizi kattık. İnsanlık boyutlarının gücü artacak demiştim. Buna karşın insanlığın kültü de artacak. Ama o kült tohumlamayla kodlanarak artacak. Ve kol sahalanışlarında bütünün kürzi saha kapıları açılacak. İşte bunu yapabiliriz canlılar. Bunu yapmak kolay ama yoğun ışık altında bunun olması gerekir. Ve biz bu ışığı hep yaktık, yaktık, yaktık. Seyrettik zaman sahalarını, seyrettik yaşam kayıtlarını, seyrettik büyük gök kapıları. Biz Allah'ın tahtı olan insanlık olarak türevleri tohumlayanları seyrettik. Ve hakkın kalemini kodladık. Yeni dünya kültü bütünün gücüdür canlarım. Düzeni kurar o kült ve bütün apronda bekleyenler kontrol kurarlar ve yoğunluğu kayda alarak karanlığı aydınlatırlar. Bunların hepimiz için değeri bilinmelidir. Elin Allah eli ise yarının hak, yolun ak ve bütünün kültü olan sahan mutlaksa sen görevini yapmışsın demektir. El Allah eli yol hak ve biz o yolu kodlarken mutlak olarak kodladık. 2020 yılı elin Allah eli olduğu yıldır. 2022 yılında kök kayıtlamalar yapılacak. Bu kayıtlamalarla muktedir kodlar diriliklere çekilecekler. Ve her şey yetkin hale dönüşecek. 2027 yılında ise hastalıkların iyiliği kodlanacak. Diyebilirsiniz ki 7 yıl içerisinde hastalık kodları kontrol kurulamadan ışığa kaynak mı olacak? Yavrum, 2027 yılında herkes kelam olacak, kalem olacak, yol olacak ve biz olacak. Bire hizmetçi olacak. O gün geldiğinde har yüksek olacak ve sevgililer sessizliği dinleyecekler ve mutlak olacaklar.